olanlardan eylesin inşallah. Şimdi programımız canlı yayın değil ama şu anda ben stüdyoda saz çalarken biraz önce dışarıdan korne sesleri geldi. Anladım ki gene iki gönül bir olmuş bir düğün. Öyle anladım. Efendim kameracı arkadaşlarımız da gülümsedi. Anladım ki dışarıda bir gelin arabası duruyor. Gelin arabasının yanında damat varsa o damadı hele getirin. Sinop halkı bir aşıklık geleneğini yaşasın. Ben sizlerin huzurunda irticalen damat beyle bir sohbet etmek istiyorum. Gel 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 bakayım. Gel 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 gel. Otur hele. Şöyle için alınır. Malı, güzelliği, dini için. Siz üçüncüyü tercih ediniz. Zaten kardeşiniz isminiz neydi? Mustafa, Allah'ın izniyle o tercihi yapmış, onun hesabını, kitabını yapmış. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah hayırlı geçimler versin, hayırlı kayırlık vermesin. Fakat biz gene de kızım sana söylerim, gelinim sen anla, misali Sinoplu kardeşlerimize diyelim ki ola ki belki bazılarının akıllarında kalır da bu hadis-i şerifi şöyle Ozan Nihat'ın sözlerine daha iyi kavrarlar. Evlenirken tercihini iyi seç, imanlı da iffet, ar olur oğul. Mala, güzelliğe tamah etme kaç, dindar kızdan şaşma kar olur oğul. Müminenin dili dualı olur, bütün dertlerine devalı olur. Fazla zengin alma havalı olur, gözü seni görmez kör olur oğul. Zenginim der böbürlenir konuşmaz, başına buyruktur sana danışmaz. Ütüden geç çamaşıra yanaşmaz, ensen iki karış kir olur oğul. Büyük sözü dinlemezsen yanarsın, ilk günler kendini kral sanarsın. Attan düşmüş bir hıyara dönersin, dünyalar başına dar olur oğul. Gün öğleye kadar zıbarır yatar, rahatsız edersen bin çalım satar. Kafası kızarsa dayak da atar, her gün yüzün gözün mor olur oğul. Biz bunu biraz kısa keselim. Nihat der din ahlak ararsan şayet, aslını arayıp sorarsan şayet, kedinin bacağını cart diye kırarsan şayet, gelin ömür boyu yar olur oğul, yar olur oğul. Aman kedime de bacağı kırmaya kalkıyorsun bu mecazi anlamda. Şimdi Sinoplu kardeşlerimizin huzurunda sağ olsun efendim SRT televizyonun ekranlarından şöyle bir damat beyle bir sohbet edelim bakalım nasıl sohbet olacak. Başkası duymasın sır be damat bey, sır be damat bey. İyi at yuvanın temel taşını, yoksa çok vurursun taşa başını. Unutma, unutma bu yazın bir de kışını. Şimdi mevsim bahardır be damat bey. Biraz kendimden örnek vereyim değil mi? Benim düğünde de her şey özeldi. Hayat o gün başka, dünya güzeldi. Sonradan başıma bak neler geldi. Anlatayım hele dur be damat bey, dur be damat bey. İlk yılımı hoş sohbetle geçirdim. İkinci yıl çocuğa mama içirdim. Üçüncü yıl yarım aklımı kaçırdım. Dörtte düştü saça, kır be damat bey, kır be damat bey. Şimdi tam 20. yılıma bastım. Hatırlarım ben de senin gibi hasıdım. Diplomayı aldım duvara astım.
her dalda pekiyim. Var be damat bey, var be damat bey. Beşinci yıl bizim evde el oldum, altıncı yıl. Altıncı yıl çiçekli, çiçeksiz bir dal oldum. Yedinci yıl sinek kaydı kel oldum. Halimden ibret al, gör be damat bey, gör be damat bey. Tuz gıtmış pişirdiğim aşımdan sopa yedim. Bura bunda söylenmez ya. Sopa yedim bizi hala karşımda. Anlattıklarımın hepsi başımda, bu işler esraftan. Zor be damat bey, zor be damat bey. Bugünden tedavi olmalı yara, ilk günden tedavi olmalı yara. Olur yoksa koca dünya kapkara, bacağını kırmaya bir kedi ara. İlk gün gelin görsün, vur be damat bey, vur be damat bey. Gördüm Ozan Nihat tam da bir gazak, evde çocuk bakar dostlardan uzak. Çamaşır, bulaşık, ne kaldı yazak, daha ne var ise. Sor be damat bey, sor be damat bey. Evet, Allah razı olsun. Öyle bir esprimiz oldu. Efendim.